Dostlar selamlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Snoopy'nin SN-BT40 adlı microSD kart destekli Bluetooth kulaklığını kutusundan çıkarıyoruz. Öncelikle videoya tam olarak geçmeden önce ürünün fiyatından bahsetmek istiyorum. Şu anda 140 lira ile 170 lira arasında değişen bir fiyat bandı bulunuyor. Ürün tamamen Bluetooth 5.0 olarak çalışıyor. 300 mAh'lik bir batarya kapasitemiz ve 8 saatlik bir çalışma süremiz bulunuyor. Aynı zamanda SD kart ve 3.5 mm'lik jack girişiyle de kontrol edebiliyorsunuz. Bunların yanında kontrol butonları da yer alıyor. Örnek veriyorum, müziği durdurma, müziği değiştirme tarzında özellikler bulunuyor. Kulağınız için özel tasarlanmış petlerden tutun yüksek kaliteli ses sistemine kadar birçok özelliği bulunuyor. Wireless Stereo headset diye geçiyor. Benim elimde bulunan, yani bana gönderilen ürün muhtemelen siyah rengi. Bunun bir de şu rengi bulunuyor. Bu da gayet güzel. Klasik bir renk, benim hoşuma gitti. Ama siyahı biraz daha beğeniyorum. Kutusunda güzel bir baskısı bulunuyor. Kablosuz stereo kulaklık olduğundan bahsetmiş. Farklı dillerde bunları yazmışlar. Çeşitli özellikler. Burada da aynı şekilde kaç saat kullanılabildiğinden, Bluetooth versiyonundan, kaç miliamper bataryası bulunduğundan bahsetmiş. Hemen şu kısma bakalım. 40 mm'lik driverlar bulunuyormuş. Bu tür bir Bluetooth kulaklık için 40 mm'lik driverlar gayet yeterli olacaktır. Bluetooth 5.0 olması da büyük bir avantaj. Bekleme olarak da 240 saat bekleme zamanı sunuyor. Bekleme süresi sunuyor. Son olarak da ağırlığımız 180 gram. Yani hiç yok gibi bir şey, bayağı hafif olduğundan bahsedebiliriz. Arka tarafına bakalım. Arka tarafında da aynı şekilde önde bulunan özelliklerden bahsedilmiş. Burada biraz daha detaya girmiş sadece. Dilerseniz artık kutusundan bir çıkaralım. Çünkü ben de merakla bekliyorum. Uzun süredir elime Bluetooth bir kulaklık geçmiyordu. Yani kulaküstü kulaklık, yoksa normalden geçiyor. Evet, şimdi ürünün kutusundaki jelatini açtık. Bir de ürünün kendisine şimdi ulaşabiliriz. Hemen kutusundan çıkarıyoruz. Oo, bak. Şu renge hastayım. Kutu içerisine koydukları şu koruyucu kap var ya. Aa, bu renk olunca ben o ürüne bitiyorum ya. Şu parça içerisinde muhtemelen düşük. Bunun kulaklıkla herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. İsterseniz AUX kablosu da kullanabileceğiniz için buraya bir tane AUX kablosu koymuşlar. Ama çok farklı bir kablo. Yani siz de fark etmişsiniz, dolanmayan tipten. Şu ince kesim olanlardan. Yani yuvarlak değil de yatay yapılan bir kablo türü bulunuyor. Hissiyat çok güzel. Esnekliği mükemmel. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kablo uçlarımızda, yani AUX giriş yerimizde bu şekilde. Kablosunu çok beğendim. Bayağı hisli bir kablosu bulunuyor. Hani deriye dokunuyormuş gibi. Kablosunu bir kenara bırakalım. Şarj kablosuna gelelim. Şarj kablomuz burada. Micro USB, Type-C falan beklemek saçmalık olur zaten. Micro USB bir kablo bulunuyor. Çok uzun değil, çok da kısa değil. Yeterli bir kablo uzunluğu bulunuyor. Evet, şimdi ürünün artık kendisine gelebiliriz. Şurada kutusundan ayırmak istiyorum. İçinden herhangi başka bir şey çıkmıyor. Hemen köşeye bırakıyorum. Fark etmediğim bir şey çıktı. Kullanma kılavuzumuz içerisinde yer alıyor. Her türlü detayından burada bahsetmiş. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum dostlarım. Evet, ürünün kendisi şu anda elimizde. İlk olarak dikkatimi çeken şey, petlerden bahsetmek istiyorum. Sert bir pet yapısı bulunuyor, yumuşaklıktan ziyade. Sert arkadaşlar, biraz böyle katı yapılmış. Ama hissiyat gayet başarılı. Bu yalıtım olarak iyi geri dönüş yapar. Dışarıdaki sesleri güzel bir şekilde kesebilir. İçerisinde bir tane şöyle süngerimsi bir şey bulunuyor. Kulağınızı acıtmasın. Kulağınız o plastik yüzeye birebir temas etmesin diye. Bu da ince detaylardan bir tanesi. Açılış şeyi bu şekilde, sağlam bir kulaklık olduğundan bahsedebilirim. Böyle hani aldığınız zaman en ufak esnemede tak diye kırılacak bir kulaklık değil. Üstte bir tane pet dikkatimi çekiyor. Çünkü normalde bu tür kulaklıklarda bu pedi koymuyorlar ve kafanız sürekli bir ağrı içerisinde oluyor. Bunda deri güzel bir yumuşak pet koymuşlar. Bu pedin yumuşaklığı yan petlerden daha iyi bu arada. MicroSD kart girişimizin bulunduğu yer. Etrafına bir dönelim. Şarj etmemiz için gerekli olan microSD slotu, AUX girişi, müziğin sesini arttırma kısmı veya müziği değiştirme, aynı zamanda durdurup oynatma. Bu şekilde, bunlar çok göze çarpmıyor bu arada. Rahatsız edici bir görüntüleri bulunmuyor. Kulaklıklar bu şekilde dönebiliyor bu arada. Yani bu şekilde bir görüntü elde etme şansınız bulunuyor. Ve şu şekilleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kulaklığın dokusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü kadifemsi çok farklı bir doku. Yani plastik değil. Kadifemsi çok farklı, dediğim gibi. Bir doku. Burada tırtıklı bir zemin bulunuyor. Zaten sesini duyuyorsunuzdur. Bir tırtıklı zemin bulunuyor. Ancak burası bildiğiniz kadifeye dokunurmuşçasına bir his veriyor. Gerek iç yüze olsun, gerek dış yüze olsun, gerek de burası olsun. Çok farklı. Tuşların basış hissiyatından bahsetmek istiyorum. Ses açma ve kapama tuşları biraz gürültülü, ancak durdurup oynatma tuşu
Çok sessiz bir şekilde çalışıyor. Bunu kafanıza göre de dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ayar metali de bulunuyor. Şu şekilde kendinize göre, işte kafanızın şekline göre sağdan soldan büyütüp küçültebiliyorsunuz. Tekrardan şöyle yapıp koyabilirsiniz. Ürünü açmak istiyorsanız burada görmüş olduğunuz oynatma ve durdurma tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bunu yaparken zaten Power On diye bir uyarı sistemi devreye giriyor. Yani gücün devrede olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda altta pairing ışıkları yanıyor. Yani bağlantı aracına dair ışıklar yanıyor. Mavi ve kırmızı bir şekilde. Hemen telefonumuzu da Bluetooth'umuzu açıyoruz. Şu şekilde. Ve kulaklığı kafamıza takıyoruz. Başka yapmamız gereken bir şey kalmıyor. Kulağıma taktım ve aşağıdan cihazı buldum. Cihazı eşlediyorum. Bağlandığım anda zaten connected diyor. Bağlandı, pil yüzdesini gösteriyor. Biraz bir test edeyim. Ses performansı hakkında bilgi edineyim. Geri döneceğim dostlar. Ürünün fiyatına göre inanılmaz bir ses seviyesi bulunuyor. İnanılmaz yüksek bir ses seviyesi bulunuyor. Gerçekten hani kullanırken çok şaşırdım. Her kulaklığın sesini %100'e kullanırım. Bunu kullanamadım arkadaşlar. Baş ağrısı, kulak ağrısı da geri dönüş yaptı bana. Sesin ne kadar yüksek verirse versin tizi bası patlatmıyor. Net bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde veriyor. Aynı zamanda içerisinde bir mikrofon bulunuyor. Onu da göstermek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz delik mikrofon deliği. Telefon görüşmesi yapmanızı sağlıyor. Bunların hepsini inceleme videosunda zaten deneyeceğiz. Şimdi ben sadece bir örnek olarak size müzik dinletmek istiyorum. Ek olarak bir özelliğinden de bahsedeceğim. Kulaklığı bu şekilde kullandığınız zaman sesi biraz daha dipten veriyor siz duyabilin diye. Ancak siz bunu hoparlör niyetine kullanmak istediğiniz zaman şu pozisyona çevirdiğinizde kulaklığın sesi artıyor. Sesi biraz daha çevreye yayarak veriyor. Bunu kapattığınız zaman, kafanıza taktığınızda bunu kulağınız için yapıyor. Ancak açtığınızda çevreye veriyor. Yani hem kulaklık hem hoparlör olarak kullanma durumunuz bulunuyor bu kulaklığı. Şimdi kanıtlamak amacıyla sizlere bir tane NCS'den müzik açayım ve dinleyin. Ses kalitesini, aynı zamanda ses yüksekliğini anlayın. Normalde ben her testte mikrofonun dibine sokarım kulaklığı. Ancak dediğim gibi bu inanılmaz yüksek bir ses seviyesine sahip olduğu için bunu yapamam. Mikrofon patlar. Hani patlama yapar. O yüzden bu şekilde kamera karşısında yapmayı daha mantıklı buldum. Dilerseniz başlayalım. Ben hayatımda böyle bir kulaklık görmedim. Bu nedir abi? Şimdi size başta bahsettiğim şeyden, yani kulaklık kapalıyken çıkan sesten ve açıkken çıkan sesten bahsettiğim farkı anlayacaksınız. Umarım farkı anlamışsınızdır. Mikrofonda bunu anlamak biraz daha zor olacaktır. Bazılarınız da şey diyecektir muhtemelen. O sana döndüğü için sana öyle geliyor diye. Arkadaşlar öyle değil. Birkaç kere denedim. Kapanınca sesi dipten veriyor. Açılınca sesi yüksekten veriyor. Farklı veriyor. Yani bunun işte tiz ayarını, bas ayarını muhtemelen değiştiriyor. O şekilde bahsedebiliriz. Dostlar ürün bu şekildeydi. 140 lira ile 170 lira arasında değişen bir fiyat bandı bulunuyor. Fiyat performans olarak baktığımız zaman kulaklık rahatlığı gayet başarılı. Bluetooth 5.0 olması gayet başarılı. SD kart ve AUX girişinin bulunması gayet başarılı. Kadifemsi bir hissiyatın bulunması büyük bir avantaj. Her şeyden önemli olan ses yüksekliği ve ses netliği anlamda kusursuz olduğundan bahsedebilirim. Şu anlık bir kusur görmedim. Anlatabileceğim herhangi bir kusuru bulunmuyor. Ancak inceleme videosunda uzun kullanımda bana ne sunacak, ne gibi sıkıntılar sunacak bunları göreceğiz. Onlardan da artık inceleme videosunda bahsederim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.